şeye, hükümetin açıklamalarına, iktidarın açıklamalarına baktığınızda İçişleri Bakanlığı başka bir şey söylüyor. İşte valilik başka bir açıklama yapıyor, Cumhurbaşkanı bambaşka bir açıklama yapıyor ki ve burada görülen işte ilk baştaki işte YPG denildi, PKK yaptı denildi ve sonraki çıkan gelişmelerin ortaya çıkan aslında açığa çıkan meselelere baktığınızda ilk ifadelerde Özson'un bu meselenin içerisinde olduğu, IŞİD'in, DAEŞ'in bu meselenin içerisinde olduğunu zaten hani biz biliyorduk ama genel olarak da iktidar kendi içerisinde de boşa düştüğünü bir kez daha gördük ama bunun ne olacağını az çok biliyorduk. Zaten bu meselenin evet Rojava'ya ve Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik olduğunu da iki gün sonra da hava harekatıyla beraber açıklama yaptılar. İşte biliyorsunuz işte şeyin TSK'nın açıklamasında da şeyi işte şeyiniz yerde kalmadı, kanınız yerde kalmadı gibi gibi tweetler paylaşarak aslında bunun hepsinin bir bütüne baktığımızda bir seçim projesi olduğunu, seçime yönelik olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun bu meselenin arkasında iktidarın parmağının olduğunu hepimiz biliyoruz. Şunu iyi okumak, iyi görmek gerekiyor ki bu seçim her seçim döneminde kendisini her zayıflattı, hem iç politikada hem dış politikada zayıflattı. Her süreçte bir savaş çığırtkanlığı yapıyorlar. İşte burada gözaltılarla, tutuklamalarla bunu yapmaya çalışıyor. Diğer tarafta bambaşka şeyle işte savaşlarla, topuyla, tüfeğiyle, işgaliyle, sömürgesiyle bunu yapmaya çalışıyor. Dün genel kurulda da HDP grubu olarak biliyorsunuz bir önerge sunuldu. Araştırma önergesi sunuldu. Taksim'in planı neydi? Taksim'deki saldırıyı araştıralım diye ama AKP ve MHP oylarıyla her zamanki gibi reddedildi. Ve o zaman gerçekten şunu iyi görmek lazım. Hani biz zaten biliyoruz ama şunu tüm halkın da çok iyi görmesi gerekiyor ki evet, reddedildiğine göre arkasında bunun başka planlar var. Arkasındaki plan da sadece Türkiye'ye ait değil. Orta Doğu politikasının bir parçası. Yani oradaki savaş, oradaki başta Kürt halkı olmak üzere tüm birleşen oradaki işte inançlara, azınlıklara, kadınlara, oradaki yaşanılan kazanımlara dair bir savaş açtı ve o savaşı da hala yürütüyor. 7 Haziran ve 1 Kasım'da da aynı süreçleri yaşadı. Biz patlamalarla biliyorsunuz Gar katliamı, Suruç'tu, işte Diyarbakır'dı ve bugün aynı şeye çevirmeye çalışıyor, aynı şekilde besleniyor. Bu iktidar kanla, bu iktidar savaşla, bu iktidar cenazelerle, bu iktidar tutuklamalarla besleniyor. Ama bunun artık bu oyunun burada tutmadığını hepimiz de biliyoruz. Tüm halkımız da bunu çok iyi biliyor. Biliyorsunuz şeyde genel kurullarda savaş tezkereleri sadece AKP MHP'nin oylarıyla değil, bir bütün muhalefetin oylarıyla yani CHP'nin, İYİ Parti'nin de oylarıyla yani parlamentoda HDP hariç herkesin evet oyuyla geçiyor. O yüzden mesele savaş olduğunda, mesele kan olduğunda, mesele milliyetçilik olduğunda herkes en önce bayrak elde koşuyor. Milliyetçilik yarışı yapılıyor. O yüzden de ortak bir akıl yürütülüyor. Bunun adına mesele Kürtler olunca, mesele kadınlar olduğunda, mesele Aleviler olduğunda, mesele ezilenler olduğunda yani hepsinin ortak bir payede buluşuyor. Nedir o da? O ortak paye onların BK'ları. Kendi yerlerini, kendi BK'larını korumak için o yüzden iktidarı da aynı şekilde, muhalefeti de aynı şekilde. Elbette ki Kürt oylarına, seçmenine ihtiyaçları var. Ama bu dönem buna ihtiyacı var. Yarın seçimlerde o kapılar çalındığında işte hepsinin farklı farklı şeyi var. İktidarın başka bir planlaması var. İşte muhalefetin helalleşme adı altında şeyi var. Siz burada savaşı destekleyeceksiniz. Birileri savaş yapacak, birileri işgal edecek. Cenazeler gelecek ama siz de onu destekleyeceksiniz ve sonra bunun adına helalleşme diyerek işte biz bu halka bu zulmü yaptık diyerek geçecekler. O yüzden Kürt halkının buna artık kanmayacağını, bu meselede Kürt halkının buna mücadele edeceğini, buna müdahale edeceğini hepimiz çok iyi biliyoruz ki hem iktidar hem muhalefetin de bunu iyi görmesi gerekiyor. Bu saldırının sonuçları çok ağır olur. Onu ifade edelim. Hani başında da söylediğimiz gibi savaşın kazananı olmaz. Rojava gerçekten inşa edildiğinde çok mücadele ve çok bedeller vererek Rojava inşa edildi. Özellikle de kadınlar üzerinden. Hepimiz de biliyoruz ki kadın öncülüğünde oralarda yani özellikler kazanıldı. Oralarda kadın mücadelesi kendisini vücut buldu. Buralardaki çıkaracak savaşın gerçekten hem Rojava halkı için hem buradaki
Kürt ve Türkiye halkları için çok ağır bedeller olabileceğini görmemiz gerekiyor. Savaşa karşı yaşamı savunmak için ortak bir dilde, işçilerin katliamına karşı, kadınların katliamına karşı, yani bütün sorunlara karşı, yani Türkiye'de içeride ve dışarıda sorunlara karşı emek özgürlüğü var. Ortak bir dili söylemesi, ortak bir payede buluşması gerekiyor. Birçok ilde şeyler olacak, halk buluşmaları olacak Emek ve Özgürlük İttifakı'nın ve burada neyi önceliğine getirecek? Bir kere Rojava'daki savaşa dair söz söylemek zorunda. Bu hepimizin görevi. Sosyalistlerin, Kürtlerin, devrimcilerin, yurtseverlerin en baştaki görevi. Yoksulluğa dair söz söylemek zorunda, işçi katliamına dair söz söylemek zorunda. Her gün kadınlar şiddete uğruyor, hak gasplarına uğruyor, katlediliyor. Buna dair söz söylemek zorunda. İki tane burjuva kliğe karşı. Cumhur ve Millet İttifakı'na karşı gerçekten de toplumsal mücadelenin tam da Türkiye halklarının beklediği, özlemle beklediği bir ittifaktı bu. Bu ittifakın sorumlulukları da bir o kadar ağır olmalı ve onu hepimiz omuzlarımızda hissetmeliyiz, o sorumluluk ve görevi. O yüzden de bu dönem çıkışlarımız, bu dönem söylediğimiz şey sadece seçimlere yönelik değil, seçimden önce de seçimden sonra da devam edecek. Birlikte hareket ve birlikte mücadeleyi esas alacak yerden görerek ses çıkarmak gerekiyor. Ama 7 Haziran ve 1 Kasım arasındaki sürece bakın bir kaostu. Şimdi yeni bir sürecin yeniden bu sürece geçilmemesi için elbette ki tecritin kalkması ve çözüm sürecinin yeniden başlatılması önemli bir yerde duruyor. Bir iş savaşa gidilir mi, bir iş savaş yaşanır mı? Elbette ki bu kaos ortamı buna açık zaten. Rojava meselesi buna açık. Buradaki saldırılar buna açık. Barış isteyen sokaklarda, alanlarda olanlara dair gözaltılara, bugün işte en somut talepleri olan 25 Kasım'da kadınlar gözaltına alınıyor. Sadece talepleri için sokağa çıkıp hani bildiri dağıttıkları için gözaltına alınıyor. İşte kimyasal silahın suç olduğunu, bunun bir insanlık suçu, bunun bir savaş suçu olduğunu söyleyen TTP Genel Başkanı alınıyor, tutuklanılıyor. Bugün hukukçular tutuklanıyor ve aynı zamanda bu tecrit sadece İmralı'yla değil, bakın bu kadar demokratik alanda mücadele yürütenleri bu kadar cezaevlerinde durum daha da vahim bir şekilde. Tam tecritin Türkiye cephesine baktığımızda tecritin en derinini yaşıyoruz. Doğalında buradan bir kaos, doğalında buradan bir iç savaş çıkartma zeminini hazırlamış zaten iktidar. Buna dair yapabileceğimiz tek şey çözüm meselesinde, evet İmralı'nın tecritinin ortadan kalkması için çözüm sürecini yeniden başlatması gerekir. Ama iktidar bundan yana mı? Elbette ki değil. Bugünkü savaş, Rojava'daki savaş, bugün işte Kuzey ve Doğu Suriye'deki savaş bunun zaten ortadan kaldırma yönünde. Yani iktidar, biz barış istiyoruz, iktidar savaş istiyor. Biz yaşamı savunuyoruz, iktidar ölümü savunuyor. Buradan besliyor kendisini. O yüzden de yapabilecek şey... Başta Emek Özgürlük İttifakı olarak devrimcilerin, sosyalistlerin, yurtseverlerin, kadınların hepimizin topyekün yaşamı savunmamız gerekiyor. Ölümün, savaşın bize kazanımı olmadığını ifade etmemiz gerekiyor. İktidarın zaten çözüm meselesi gibi bir derdi yok. Kendisini buradan güçleniyor. Kendi tabanına buradan doğru bir mesaj veriyor. Milliyetçilik mesajını buradan güçlendiriyor. Karşı taraftaki diğer ittifak meselesine de baktığımızda Millet İttifakı'nın da böyle bir derdi yok. Yani bunu nasıl çözeceğiz meselesi yok. Şimdi seçime gidiyoruz ve seçime savaşla gidiyoruz. Savaşla start verildi seçime. Yani bunun kazananı kim olur, kim olacak? Kim kendini savaştan beslerse öyle kazanacağını düşünüyor. Ama halkların artık bu meseleye dair şeyi var. Çok net tavrı tutumu var. İşte İstiklal'deki yani Taksim'deki patlama bunun... Ona verilen bir cevap buydu, tam da buradaydı. Herkes bile yani politik olmayan halk bile şunu söylüyor. Hayır, bu örgütler yapmış olsaydı bunu üstlenirlerdi diyor. Buradan bile boşa çıkıyor. Buradan bile beslenemediğini artık görmemiz lazım. O yüzden topyekün bir tecrit var. Bu topyekün tecriti kırmanın da mücadele ve direnişle olacak. Savaş demek zulüm demek, savaş demek tecavüz demek, savaş demek işgal demek. Gerçekten kimliğimize, bedenimize, yaşamlarımıza, hayatlarımıza saldırı demek, katliam demek. Bu katliamların karşısında da bence bütün herkes şeyle, bütün gücüyle durmalı. Ama en başta biz kadınlar durmalı. Çünkü şiddeti ve savaşı istemiyoruz artık.